Maya o tarafa gidiyor. Çeto baba burada. Merhabalar arkadaşlar. Çeto ihtiyaç gideriyor. Çeto'da sıkıntı yok. Maya'nın peşinden gidelim. Bizim videolarımızın amacı YouTube'a başlarken doğa sevgisi, hayvan sevgisi, çevre koruma, çevreyi temiz tutma, doğayı koruma, hayvanları sevme, çocuklara hayvan sevgisi aşılama. Bu içeriklerdeydi, benzer içeriklerdeydi. Doğa ve hayvanla ilgili sevgi ve koruma üzerine bazı duyarlılıklar yaratmak üzerineydi. Videolarımıza başlama amacımız. Şimdi ülkemizde üzücü bir olay yaşandı maalesef. Biz bu olaya duyarsız kalamıyoruz. İçimiz yanıyor. Şehrimiz etkilenmiş. Doğup büyüdüğümüz şehir Antakya yerle bir altında yıkıldı. Bu olaya sessiz kalamıyoruz. Sadece köpek videosu çekmekle yetinemeyiz yani. Etrafımızda bunca acı, yıkım varken 3 maymunu oynayamayız. Videolar izliyoruz depremle ilgili. Ondan sonra şehri takip ediyoruz. Diğer şehirler de bizim şehrimiz. Anadolu bizim yurdumuz. Diğer illerin acıları da bizim acımız. 10 tane ili etkiledi. Komşularımızı etkiledi, çocuk arkadaşlarımızı, ailemizi, abimiz göçük altından çıktı yani binası yıkıldı. Abim, eşi ve kızları. Çocuk arkadaşlarımdan haber alamıyorum. Bazılarından, dostlarım şehri terk etmek zorunda kaldı. Yani şu an biz Londra'da olmamıza rağmen bu duruma duyarsız kalamıyoruz. Kalamayız, acımız büyük. Bir nebze olsa onların acılarını rahatlatmak adına birkaç cümle söyleyebilirsek, onları kırmadan, yanlış cümleler sarf etmeden biz de biraz rahatlıyoruz. Yer bilimci, jeolog Profesör Naci Görür, tabii biz bilime inandığımız için bilim adamlarını takip edeceğiz. Onun videolarını izliyorum bu aralar. O diyor ki ülkemizde, Türkiye'de ne zaman, hangi ilde deprem olacağını ben size söyleyemem diyor. Ama şunu bilemeyiz diyor. Ne zaman, hangi ilde deprem olacağını bilemeyiz diyor. Cümle tam olarak bu. Ama şunu biliyoruz diyor. Yurdumuz Türkiye bir deprem bölgesi diyor. Bunu biliyoruz. Buna göre gel Çeto, hadi yürüyelim gel. Buna göre önlemler almamız lazım diyor. Depremi zaten bilseydik, zamanını, hangi ilde olduğunu, sıkıntı olmazdı. Ama şunu biliyoruz ki ülkemiz Türkiye deprem bölgesinde. Depremin önlemleri konusunda bizi bilim adamları zaten aydınlatıyor. Benim burada defalarca bunları konuşmama, bir kere daha insanları sıkmama gerek yok. Köpekleri de kontrol altında tutmaya çalışıyorum bu arada. Şimdi aynı Naci Görür profesör bir videosunda şey demişti. Ülkemizde deprem bakanlığı kurulması lazım demişti. %100 katılıyorum. Deprem bakanlığı kurulması lazım. Ama işlevli bir deprem bakanlığı kurulması lazım. Ülkemizde Adalet Bakanlığı var. Adalet yok. Spor Bakanlığı var. Spor yok. Tarım ve Şehircilik Bakanlığı var. Tarım sıfırlanmış. Ülkemizde tarım ülkesi olmasına rağmen tarım yapılmıyor. Şehirler yerle bir altında. Şimdi bu işin siyasi ve politik kısmına girmeden nasıl video çekeriz? Çekemeyiz ki. Yani illaki bir yerden geliyor siyaset, politika sizi yakalıyor. Ülke nasıl yönetiliyorsa kurumları da o şekilde yönetiliyor. Şimdi bir deprem bakanlığı olsa ülkemizde, deprem olmayacak mı? Olacak. Bu gibi sıkıntılar depremden sonra yaşamayacağız mı? Ölümler olmayacak mı? Olacak. Onun için insanlara bu yönde de biraz motive etmek lazım. Yani bakanlık kurulunca sorunlar çözülmeyecek. Ne yapılabilir peki? Bir irade gösterilmelidir. Yani bu kurumların işlemesi açısından halkın bir irade koyması lazım ortaya. İnsanların, bizim, benim de dahil yani.
Instagram sayfalarında paylaşmakla, sinir boşaltmakla, deşarj olmakla bu işler olmuyor. Veya benim YouTube videosu çekmemle olmuyor. Halkın bilinçli olması lazım. Yani ülkemizin her anlamda yeniden inşası lazım. Bir deprem bakanlığı olması demek ülkemizde deprem olmayacağı zaten anlamına gelmez. Ama depremden ölümlerin, hasarların azaltılacağı anlamına da gelmez. Çünkü işlemiyor. Kurumların adı var, işlevi yok. Ülkemizin sorunu bu. Yani ülke nasıl yönetiliyorsa bütün kurumlar da öyle yönetiliyor. Köpekler uzakta bu arada. Orada görüntü pis. İşte çevre diyoruz. Londra'nın göbeği. O görüntüyü çekmek istemiyorum. Şurada çadır, şurada poşet. Şuraya bakın. Şimdi bu kadar çevreye pervasızca insanlar yaklaşırsa çevre, doğa daha doğrusu bir şekilde rövanşı alıyor yani. Bunlar hep bir birikim. Bu kadar insafsızca köpekler, bu arada orada tilki var. Tilkilerin yatakları oraya gittiler. İnsan doğaya karşı bu kadar acımasız olursa doğayla mücadele edemez. Doğaya bu kadar pervasızca yaklaşırsan doğa senden bunun hesabını sorar. Sordu da bize. Acı bir hesap sordu yani. Köpekleri çağırayım da. Şimdi köpeksiz boş video da çekmek istemiyorum. Geliyorlar canavarlar. Yavaş yavaş bunlar sıkıldı. Videoyu toparlayayım. Yani tamam, git oraya, iyi. Maya'dan çekiniyorum. Maya alıştı bize. Demin bırakmadan önce kaçtı hatta. Çağırdım, geldi. O hoşuma gitti. Ara ara böyle konumuzla da köpekle de ilgili bilgiler ver, şey yapalım yani. Tamamen içerimizin dışına çıkmamak adına. Maya bazen yolu şaşırıyor. Parkta heyecanlanıyor. Karanlıkta özellikle. Genç köpek. 1 yaşını yeni doldurdu. Birkaç kere geldi. O bizim sürekli geçtiğimiz yolu geçti. Yani bizden kaçtı. Kaçtı kelimesi doğru olmaz da kayboldu. Yolu geçiyor ama nasıl geçiyor ben de bilmiyorum. Tesadüfen arabalar çarpmıyor. Yani bir kere sıçradı, iki kere sıçradı. Umarım üçüncüde olmaz. O yüzden Maya'yı kontrol etmeye çalışıyorum. Toparlamaya çalışayım videonun konusunu. Şimdi deprem bakanlığı kurulsun, evet. Halkın talebi olsun. Halkın seçimlerden önce böyle bir talebi olmalı. Deprem Bakanlığı. Ama Deprem Bakanlığı'nı işlevselleştirecek bir direnç göstermesi lazım insanların. Bizim yani. Biz her şeyi de başkasından beklemek de doğru olmaz. Bunun içinde ben de varım. Yurt dışında yaşamama rağmen. Talebimiz olacak ama arkasında da duracağız. Unutmayacağız yani. Yarın bu olay yaşanmamış gibi unutmayacağız.